men künne fîh vecede bihinne halâvetel iman ilâ âhiril hadîf sadaka Resûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâlen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Aziz ve muhterem Müslümanlar, hatırlayacağınızı sanıyorum. Son iki dersimizde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üç maddelik, üç önemli noktayı ifade buyuran bir hadisi şerifi üzerinde durmaya çalıştık. Genel hatlarıyla iki maddesini belli bir ölçüde izah edebildik ama üçüncü maddeye bir türlü sıra gelmedi. İnşallah bu dersimizde de o üçüncü maddeyi ikmale çalışacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde buyuruyor ki üç vasıf veya üç haslet, üç meziyet var ki, üç meziyet var ki bunlar her kimde bulunursa, herhangi bir insan, herhangi bir Müslüman bu üç şeyi gerçekleştirebilirse, kendinde bulundurabilirse bu kişi imanın halavetini, yani imanın tadını alır. Müslüman olabilmenin, Müslüman olmanın zevkine varır bu adam. Biliyorsunuz, hangi iş olursa olsun, eğer onun zevkine varamazsanız, yani ondan bir tat almıyorsanız ve ona sahip olmayı bir varlık, bir devlet kabul etmiyorsanız, o sizin omuzunuzda bir yükten başka bir şey olmaz. Bir külfetten öteye geçmez. Müslümanlığın, imanın, yani iman dediğimiz zaman inşallah anlaşılıyor bu. Ben anlaşılmadığı kanaatindeyim. Onun için tekrar tekrar böyle parantez açmak suretiyle bazı kelimeleri izaha çalışıyorum. Kanaatim o. Çünkü iman tekrarlanıyor. Bugünkü Türkçe ifadesiyle inanç kelimesini iman kelimesinin yerine oturtmuş bulunuyoruz bu uydurma Türkçe ile. Aslından uzaklaştırılmış Türkçe ile iman demiyoruz artık. İnanç tabirini kullanıyoruz. İman dediğimiz zaman en kısa ifadesiyle Allah'ı, Allahu Zülcelal'i ve onun adı İslam olan nizamını kabul etmekten ibarettir. Ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi, kelime-i tevhid dediğimiz imanın iki önemli unsurunu, Allah'ın birliğini, peygamberimizin peygamberliğini ifade eden bu cümleyle bunu anlatmak istiyoruz biz. Bana göre Allah'tan başka ilah yoktur diyor bu kelimeyi telaffuz eden bir Müslüman. Yalnız o vardır. İlah olarak, ibadet edilmeye layık, mabut olarak sadece o var. Ve Muhammed aleyhissalatu vesselam da o tek olan Allah'ın elçisidir. Onun Resulüdür, onun peygamberidir. Ondan bize ulaşan haberleri
ulaştıran kişidir diyorsun. Eğer bu ikiye hakikaten inanıyorsak, her şeye inanmış sayılıyoruz. Ama tekrar tekrar söylüyorum, iman dendiği zaman bizde, kürsülerde, minberlerde, Müslümanların kendi aralarındaki konuşmalarda Allah'ı ve onun nizamını, yani İslam nizamını kabul etmekten ibarettir. Nasıl kabul ediyorsun meselesine geliyor. İçinle kabul edeceksin. Kalbinle, yürekten doğrulayacaksın. Kalbin diyecek ki bu din hak dindir. Bu din gerçekten doğru bir dindir. Bunu kalbin söyleyecek. Kalbinin böyle dediğine dilin de şahitlik yapacak. Ağzın da ikrar edecek bunu. Elin de Müslümanım diyecek, gözün de Müslümanım diyecek, ayağın da Müslümanım diyecek, bütün benliğin senin Müslüman olduğunu ifade edecek. Yürüyüşün de Müslümanca, giyinişin de Müslümanca, yemen içmen de Müslümanca, her şeyin o kabul ettiğini anlatacak biçimde olmalı. İmanın, iman budur, bunun tadını, yani böyle inanan bir adamın bir zevk alması lazım. O zevki duyması lazım. Duyabilmesi için bir, üç şeyden birisi, çalışıp çırpınıp mücadele edip Allah ve onun peygamberini, Allah-u Zülcelal'in kendisini ve onun elçisini, peygamberini her şeyden daha çok sevebilecek noktaya ulaşmak lazım. Lafla kolay. Ben en çok Allah'ı severim. Bunu söyleyebilirsin. Bunu kalbin söylemesi lazım. Bunu ruhunda duyman lazım. Bütün benliğinde bu sevgiyi duyman lazım. Hangi noktana dokunulursa o nokta Allah sevgisini ifade etmesi lazım. Allah ve Resulünü her şeyden daha çok sevmek, sevecek seviyeye, o dereceye ulaşabilmek. Bu da bir mücadeleyi gerektiriyor. Böyle yatarken olmaz bu iş. İkincisi, imanın zevkini, tadını hissettiren ikinci özellik de, Müslümanlar mutlaka birbirlerini sevmelidirler. Çünkü Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Aramızdaki bağ, Müslüman olarak, aramızdaki bağ bir kardeşlik bağdır. Yani birbirimize silah sıksak da, kan davası gütsek de kardeşiz biz. Eğer kan davasını yürütenler Müslümanız diyorlarsa, hakikaten Müslümanlıktan vazgeçmiyorlarsa, bunlar mutlaka kardeşlerdir. Ama araları açılmış kardeşler. Kavgaya girişmiş kardeşler. Ama Allah diyor ki innemel müminune ihvetun. Müslümanlar, müminler ancak ve ancak kardeştirler. Aralarında kardeşlikten başka bir bağlantı yok. Yalnız kardeştirler. O halde feaslihu beyne ahaveyhi. Kardeşlerinizin arasını düzeltin diyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Yani bu kardeşliği zedeleyen, bu kardeşliğe ters düşen bir şeyler varsa mutlaka onu düzeltin. O düşmanlığı körüklemeyin. İki kardeş arasındaki ihtilafı, düşmanlığı körüklemeyin. O ihtilafı gidermek için mücadele verin. Maşallah bize. 41 kere maşallah. Duyarsak filancı filancı ile takışmış, adeta memnun oluyoruz. Memnun oluyoruz ve bir taraftan öbür tarafa o düşmanlığı körükleyecek bazı sözleri taşımayı da bir insanlık görevi gibi görüyoruz maalesef. Bu tabi İslami ölçüleri zorlamaktır. İşe yanlış bakmaktır. Hatalı bakmaktan ibarettir. İnşallah Cenab-ı Hak hepimizi bu yanlış vasıflardan temizler, halas kılar. Çok kötü bir şey yani.
inşallah. Bu sevgi nasıl bir sevgi olmalı? Yani bir Müslüman kardeşi olan öbür Müslümanı severken ne için sevmeli? Yalnız ve yalnız Allah rızası için sevmeli. Yani bu sevginin temeli Cenab-ı Hakk'ı razı etmek. Yani düşüneceksin, ben Allah'ın rızasını elde etmem lazım. O benden razı olması lazım, memnun olması lazım Cenab-ı Hakk'ın. Ama bilmiyorsun, hangi işi yaparsan senden razı olur. Cenab-ı Hak rızasını saklamıştır. Ya Rabbi, neden razı olacaksan onu bize öğret, biz de o işi yapalım, seni razı edelim desek de bunu bildirmiyor Cenab-ı Hak. Her güzel işi yapacaksınız. Dinin emrettiği, tarif ettiği, ortaya koyduğu her güzel işi yapacaksınız ki hangisinde olduğu belli olmayan rızaya ulaşabilirsiniz. Ben bir Müslüman kardeşimi sevmem lazım. O kardeşliği duymam lazım. Kardeşime kardeşçe muamele yapmam lazım. Ama bu sevgiye Allah'ın rızasını, Allah'ı razı etme inancını temel yapmam lazım. Yani diyeceksin ki, belki de Cenab-ı Hak bu kardeşimi sevdiğim için benden razı olacak. Allah'ın rızası belki buradadır. Sen rızayı arıyorsun ya, işte Müslümanı Allah'ın rızasını yakalamak için seveceksin. Bu adam zengin adamdır. Belki parasından faydalanırım. Makam sahibidir, rütbe sahibidir. Bir gün tıkandığım yerde önümü açar. Bazı konularda müşkülatımı giderir. Yahut bu adamın güzel bir kızı vardır. Onunla evlenebilirim. Güzel bir kız kardeşi vardır. Evlenebilirim. Veya kendi kızımı ona verebilirim. İnsanoğlu çok şey düşünebilir. Bunların hiçbirisi İslam kardeşliğine temel olmayacak. Çünkü bu menfaatler, bu gelip geçici menfaatler bugün var, yarın yoktur. O ortadan kalktı mı o kardeşlik yıkılacak demektir. Sarsılacak demektir. İşte bakıyorsunuz bugün İslam dünyası birbirini yiyor. Birbirini yiyor İslam dünyası. Aynı işi yapanlar meslek gruplarına bakıyorsun. Yani siz meslek grupları deyince tüccar, ticaret erbabı. Gelin bize bakın canım. Din adamlarına bakın. Biz de birbirimizi yiyoruz. Merak etmeyin. İmam müezzinle anlaşamaz. Müezzin imamla anlaşamaz. Vaizle müftü geçinemez. Müftüyle imam geçinemez. Efendim cemaatla imam geçinemez. Bu nasıl din Allah aşkına ya? Bu nasıl din anlayışı? Bu nasıl bir kardeşlik anlayışıdır? Burada niçin bu kardeşlik yıkılıyor biliyor musunuz? Biz kendimizi kusursuz kabul ediyoruz. Kusur diye bir şey var, eksik diye bir şey var. Ama o bende değil, o karşı taraftadır diyoruz. Daima karşıda bir eksik görmek üzere karşı tarafa bakıyoruz. Kendi kusurlarımızı görebilseydik, kendi eksiklerimizi görmeye çalışsaydık, başkasının eksiğini görme imkanı kalmaz ki. Ben bu kadar eksik bir adamım, başkasının neresine eksik diyeyim diyeceksin. Kendi kusurların sana yetecek ve artacak, başka kusur bulamazsın sen. Ama biz bunu yapmıyoruz. Daima karşı taraf, mesela bir Müslüman kardeşimiz, örnek olsun diye söylüyorum. Namazda secdeye vardığımız zaman, hem de bilinmesi gereken bir dini meseledir yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben 7 aza üzere secde etmeye memur edildim. Yani secdeyi yaparken 7 azam ile, 7 organımla yapmam lazım. 2 el, 2 ayak, efendim 4 dizler koyuyorsunuz yere, 6, işte bir de burnunuz da dahil
alnınızı yere koyuyorsunuz, yedi. Yani şimdi bütün vücudunuzla kıbleye dönmüş olacaksınız. Elleriniz kıbleye doğru dönmüş, parmaklarınız. Efendim dizleriniz zaten kıbleye doğru dönüktür. Efendim yüzünüz, başınız kıbleye doğru dönüktür. Yalnız ayaklar var ya arkada, ayaklar. Burada kıbleden dönüş var. Şimdi ayak parmakları, yüzünüz, yüzüstü kapandınız yere, alnınız yerde, dizleriniz, elleriniz filan yerde, arkadan ayak parmaklarınızı da şöyle öne doğru kıvırmalısınız. Yani ne kadar kıvrılıyorsa, bazılarında mazeret var, parmaklarını bükemiyor. Secde halindesiniz, iki ayağınızın parmaklarını kıbleye doğru çevireceksiniz. Böyle ayağınızın sırtını yere yatırırsanız, parmaklarınız yere yatarsa namaz fasit olur. O namaz gider. Bir kardeşimizi ikaz ettim. Tanımıyor beni tabii. İtiraz etmedi ama çok sert baktı bana ya. Yani sana mı kaldı mı demek istedi. Sen ne anlıyorsun mu demek istedi. Bir şey demek istedi. Yalnız sert baktı. Yani böyle olmaması lazım. O teşekkür etmesi lazım eğer bir eksiklik ona anlatılıyorsa, bir yanlışı gideriliyorsa o Müslümanın minnettar olması lazım. Allah razı olsun, sen beni mükemmel kılmaya çalışıyorsun, eksiksiz kılmaya çalışıyorsun. Adama söylediğiniz zaman eksiğini, ya sana ne diyor ya? Sen ne karışıyorsun bu işlere? Kendi işine bak. İşte bu mahvediyor bizi. Tabii söylerken çok güzel söylemek lazım, çok tatlı söylemek lazım. Laf ola yahut söz ola baş getire, söz ola baş götüre diyor Yunus Emre. Öyle sözler vardır ki ipten bir başı kurtarır, geri getirir. Öyle sözler vardır ki bir başı ipe gönderir. Yani söyleme tarzı çok önemlidir. E peki böyle diyorsun da niye arada bir kızıyorsun bize? Kızıyorum hakikaten. Zaman zaman size kızdığım oluyor. Ancak zaman zaman kızmak da unutmayın, Muhammed Mustafa'nın bir sünnetidir. Sallallahu aleyhi ve sellem bazı ciddi konuları izah ettiği zaman, beyan buyurduğu halde bir işin ihmal edildiğini, tatbik edilmediğini gördüğü zaman alnındaki damarlar kabaracak kadar öfkelenirdi diyor sahabe-i kiram. Bütün bu damarlar buradan kabarır. Alnında damarlar kabarır. O kadar şiddetle işin üzerine giderdi. Olsa olsa bu bizim zayıflığımızdır da, olsa olsa yani bir sünnete yaklaşmış oluruz. Siz de fazla nazlı olmayın yani. Hani sadece siz alınmaktan korkuyorsunuz. Peki hoca alınmaz mı hiç? Yani o insan değil mi? Onun telleri yok mu? Onun telleri de kopar. Karşılıklı. Kimse kimseyi kınamak için mücadele etmiyor burada. Bizim mücadelemiz, her zaman söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum, cemaatimizin ulaşabildiğimiz insanların imanını koruma mücadelesidir. Yani bu adamlara nasıl Müslüman tutabiliriz? Bunların Müslüman kalmalarını sağlamanın yolu nedir? İslam'dan çıkmalarını engellemek için ne yapmam lazım? E görmüyor musunuz? Zaman zaman kendimi en ciddi tehlikelere atıyorum. Doğruları size duyurabilmek için. E siz bunu anlamanız lazım. Gerçekten anlamanız lazım. Yani bu adamın derdi nedir? Yani ben o tehlikeli sözleri söyledim diye bir para mı alıyorum yani? Maaşıma bir zam mı geliyor? Yok. Ama bir iman mücadelesi var burada. Müslümanı aldatıyor. Yanlış beyanlarda bulunuyor. Siz de o yanlış beyanı doğru zannederek inancınızı mahvetmiş oluyorsunuz. Bunları tasfiye etmek gerekiyor. Çünkü şeytanca fikirler. Yani şeytan istirahatta mıdır nedir? O kadar haince düşünceler serdediyorlar ki bir kısım insanlar, şeytan bunları zor düşünür yani. O kadar acayip şeyler oluyor.
Üçüncü madde hadis-i şerifte. Birincisi Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. İkincisi Müslümanı yalnız Allah rızası için sevmek. Üçüncüsü. Hadiste geçen üçüncü madde. وَاَنْ يَكْرَهَا اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُكْذَفَ فِي النَّارِ. Bir insan diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ateşe atılmaktan, ateşe atılıp yakılmaktan nasıl hoşlanmıyorsa, nasıl nefret ediyorsa, nasıl ürküyor, korkuyor ve kaçıyorsa, küfre dönmekten de aynı şekilde kaçmalıdır, nefret etmelidir. Yani kafirden ve onun fiili olan küfürden son derece uzak durmalıdır. Kafirden ve onun fiili olan küfürden. Demin imanı tarif ettim. Anlaşılmıyor diye korkuyorum. Küfür de doğru anlaşılmış değildir. Çok tekrar edilmesi gerekiyor. Küfür demek, yani bir kişinin kızarak öbürüne bilmem filan oğlu filan demesi, işte anasına, bacısına, bilmem nesine dil uzatmasından ibaret değil. Bizim ecdadımız, eslafımız bu konuda o kadar titizdir ki her çirkin ifadeyi, her çirkin ifadeyi, ahlak dışı ifadeyi bir gün o en ağır suç olan küfre götürme vesilesi olur diye küfürle adlandırmıştır. Ona da küfür demiştir ki küfürden, hakiki küfürden kaçtığı gibi Müslümanlar bu çirkin ifadelerden, ahlak dışı ifadelerden de kaçınsınlar. Ama bugün şartlar çok fevkalade değişti. Efendim küfür demek bir insanın Allahu Zülcelali yani Rabbimizi, Halikimizi ve onun nizamını reddetmesi demektir. E canım ben adamları görüyorum, Allah'a inanıyor. Eğer İslam'a inanıyorsa Allah'a inanıyor. Allah'a inanan İslam'a inanır, İslam'a inanan da Allah'a inanır. O nasıl inançtır ki, ya Rabbi seni kabul ediyorum, sen varsın, beni sen yarattın ama senin koyduğun düzeni tanımıyorum. Böyle bir kabul olur mu? Böyle bir kabul olur mu? Bunu herkese söylüyorum. Böyle 12 ay camiye gelip namaz kılana söylediğim gibi beni görev icabı, beni dinlemeye gelenlere asıl bunu söylüyorum. Şu anda görevli kardeşlerimiz var burada. Bunda hiç şüphe yok. Onlar benim gözümün içine bakıyor, ben onların gözünün içine bakıyorum. Onlara da söylüyorum. Size öğretilenler %100 yanlıştır. Hatalıdır. Ve size bu dersi verenler bu işi bilmezler. Bu kardeşim de diyor ki ne yapayım? Görev icabı. Canım görev. Görev anladık da yanlışı da hak diye kabullenmek, senin ahiretin var. Her görevli bir gün ölecek. Her görevli bir gün hesap verecek. Böyle tarihin derinliklerinde ne insanlar var. İnsan kellelerinden kaleler yapmış adamlar. Nerede bunlar şimdi? Arkeologlar gidiyorlar, yeri kazıyorlar. Filan yerden bilmem Romalılara ait bir mezar çıkmış bilmem. Çıksa ne olacak, çıkmasa ne olacak? Mezarı bulmak, o mezardakini kurtarmak değil ki. Hiçbir faydası yok. Diyorum, Allah'ı kabul eden kişi, o vardır, o birdir diyen, yürekten bunu diyen, onun nizamı olan İslam'ı kabul etmek zorundadır. Boşuna gitse de gitmese de kabul etmek zorundadır. Kabul etmek zorundadır.
Bu imandır, bu kabul imandır. Ben tanımıyorum, bu sistemi tanımıyorum. Bugün bu sistem yürümez. Dünya işte şu döneme ulaştı. Allah'ın dönemi yok. Bütün dönemler, bütün devirler Allah'a ait. Yani 21. asır senin asrın mıdır? 20. asır senin miydi? 19. asır kimindi? 7. asır kimindi? Bütün asırlar Allah'ındır. Zamanın, mekanın, her şeyin sahibi o değil mi? Sen ne sıfatla ortaya çıkıyorsun? Allah'ın mülkünde yaşayacak. Allah'ın mülkünde yaşayacak. Velillahi mülkü semavati vel arz. Kur'an tekrar tekrar bunu ifade buyurur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Yerde gökte mal sahibi Allah. Benimdir de istersen. Bugün benim dükkanım, benim işhanım, benim param diye sahip olduğuna senden önce bir başkası sahip değil miydi? O demiyor muydu bu benim evim? Şimdi sen diyorsun bunu, yarın bir başkası söyleyecek bunu. Senin yerine gelecek birisi, senin evine benim evim diyecek. Senin evine benim evim diyecek adam. Yok ya, bu senin evin değildi, bu Abdurrahman Efendi'nin eviydi, Mehmet Efendi'nin eviydi. Hayır diyor, benim evim. O da geçecek, bir başkası gelecek. Asıl malik yerde gökte Allah'tır. Devletler de O'nundur. Fertler de O'nundur. Ordular da O'nundur. Ve O'nun öyle güçlü ordular var ki وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ. Göklerin ve yerin orduları O'na ait. Göklerde de ordular var. Yeryüzünde de ordular var. Onların tamamına O kumanda ediyor. Evet, sen bir bölümüne hükmediyorsun. Zannediyorsun ki bu ordunun başı benim. Öyle zannediyorsun. O anda yığılır kalırsın orada. Bir felç gelir. Bir felç gelir. Kör bir kurşun gelir. Senin işin biter ama o ordu yine devam ediyor. Ona birisi hükmediyor. Yerin göğün sahibi Allah. Bir de onun mülkünde yaşıyoruz. Peki, teneffüs ettiğin hava senin midir? İçtiğin su senin midir? Yediklerimiz bizim midir? Giydiklerimiz bizim midir? Onun mülkünde yaşa, onun verdiği nimetlerle beslen, yeşilinden, denizinden, karasından faydalan, ondan sonra geç onun karşısına, ben seni tanımıyorum. Yeryüzünde bu tipten daha şuursuz bir tip olabilir mi Allah aşkına? En şuursuz tip. Yani bu ne diye insan geçiniyor? Kur'an bunlara ulaike kel en'am. Bunlar o dört ayak üzerinde yürüyen hayvanlar gibidirler diyor Cenab-ı Hak. Hayvandır bu adam. Allah'ın mülkünde yaşayacak. Onun verdiği nimetlerle beslenecek, onun kitabıyla savaşacak, peygamberiyle savaşacak, diniyle savaşacak ve adam olacak. Bu adam olması mümkün değil mi? Yani ben demiyorum, ben bir şey söylemiyorum. Biz zararı yok, yine onlara sayın diye hitap edelim. Ama Allah hayvan diye hitap ediyor onlara. Benim sayın demem onu insan yapmıyor. Ayetler okuyayım size Kur'an'dan. اَمْ تَحْسَبُوا اَنَّ اَكْفَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ. Habibim, zannediyor musun ki onların çoğu senin söylediklerini işitiyor ve anlıyor? Birçok hakikatleri beyan ediyorsun, ayetler okuyorsun. Senin beyan ettiklerini, anladıklarını ve işittiklerini mi zannediyorsun? اِنْهُمْ اِلَّا كَلْاَنَامُ. Onlar hayvan gibidirler, başka türlü değiller diyor Cenab-ı Hak. Git bir ineğin yanında başından sonuna kadar Kur'an'ı hatmet. Bir devenin yanında, bir merkebin yanında bütün Kur'an'ı hatmet. Ne duyar ne anlar. Evet. O hayvan çok daha meziyetlidir. Hiç olmazsa o okunana karşı gelmez. O merkebin öyle bir meziyeti de var. Tekme atmaz. Okuyanla mücadeleye girmez arkadaş.
bunlar son derece acayip. Son derece acayip. İşte küfre dönmememiz lazım. Nasıl? Müslüman küfre döner mi arkadaş? Ha. Bu ülke, maalesef bu ülke, maalesef bizim ülkemiz, bir asra yakın bir zamandan bu yana küfre dönmenin mücadelesini veriyor. Yani döndü de, bir defa küfre döndü. Küfre döndü ne demek? İslam'ı reddeden, İslam'ı tanımayan, İslam'ı reddeden bir ülke durumuna geldi. Kıyıda kenarda böyle bir kısım sesler varsa onu susturmaya çalışıyor. İslam'dan nerede bir iz görüyorsa onu bastırmaya çalışıyor. Mesela üniversite kapısındaki bir kız, o kızımızın belki bir yığın kusuru var. Bir yığın eksikliği var. Yani İslami vazifeler bakımından onun başındaki başörtüye tahammül edemiyor. Ne adına tahammül edemiyorsun? Allah aşkına bunu bana bir izah et bakayım. Yani şu kumaştan bir etek giyse bir şey demiyorsun. Bir fistan giyse bir şey demiyorsun. Bilmem ne yaparsa yapsın diye bunu başına koydu. Senin ne tarafın rahatsız oluyor arkadaş? Diyor ki, sen benim inkar ettiğimi benim karşıma nasıl getiriyorsun diyor. Bunu kim yapıyor? Hani cahil adamlar karşı koyuyor, okumamış herifler, bilgisiz adamlar. Ya profesör oldular ya bunlar. Rektör oldu, dekan oldu, bilmem bakan oldu, devletin şurasına geldi, burasına geldi. Bu diplomalı cahiller ne zaman adam olacaklar? Bu diplomalı cahiller. Böyle şey olur mu ya? Kendisi yaşarken insandır ve insan hakları var. Sıra Müslümana geldi ve Müslüman insan değildir ve onun hakları yoktur. Vallahi yazık ediyorlar memlekete. İnsanımıza yazık ediyorlar. Yarın bir düşman sıkıştırsın şu ülkeyi. Allah korusun, temenni etmiyorum. Vallahi bunlar hepsi deliklere sığınacaklar. O başörtülü kızımız koşacak ileriye doğru. Allah Allah deyip yürüyecek o çocuktur. Sakın yanlış anlamayın. Bu adamlar sığınacak delik arayacaklar. Bunların davası mı var? Davası mı var? İddiası mı var? Nenin peşindedir bu? Bu nenin peşindedir? Dönezinden kalmış sarayı tahrip ediyor. Şu çılgınlığa bak Allah aşkına ya. Saraydaki eşyayı tahrip ediyor. Ya lazım olmaz mı sana? Sana kaldı işte bu. Dedesinden kalmış bir medrese binasını yıkıyor. Ya git başka bir işte kullan bunu. Çeşmeyi yıkıyor. Çeşmenin suyunu kesiyor. Köprüyü yıkıyor. Bilmem padişahın filan yerde yaptırdığı yerde tuğrası var, imzası var. Bu imzayı kazıyor. Ya sen hangi neslin devamısın? Sen nereden geliyorsun Allah aşkına ya? Vallahi ben bunların babalarından şüphe ediyorum yani şimdi. Bunlar nereden kazanılmış insanlar? Rahmetle anılması gerekti. Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı var. Filozof Rıza Tevfik Bölükbaşı uzun yıllar Mason Meşrik-i Azamlığı yaptı. Meşrik-i Azam yani şartta onların en yüksek rütbeye ulaşmış adamları. Masonların. Masonluk biliyorsunuz, böyle biraz kenarda kaldı. Masonluk yeryüzünde dinsiz ve Allahsız bir toplumu meydana getirmek için kurulmuş bir teşekküldür. Hiçbir dini tanımaz. Aldatmak için Allah'a ne diyorlar? Yüksek mimar diyorlar. Yüksek mimar diyorlar Allah'a. Sıradan mimar da o en yükseğiymiş. Bunlar, bu Rıza Tevfik Bölükbaşı, işte o makama gelmiş birisi. Tarihçi, doktor, şair, önemli meziyetler olan ve Abdülhamid'in, merhumun can düşmanı ya. Memleket için yapmadık kötülük bırakmıyor. Sonra
İşte okumayı seven bir adam, İranlı meşhur Sadi vardır, Gülistan sahibi, meşhur bir mütefekkirdir. Onun Gülistan'ını okurken Sadi'nin bir beyti onun hidayetine sebep oluyor. Dönüş yapıyor. Kalkıyor, Hicaz'a gidiyor. 7 sene oralarda ağlıyor, sızıyor, tevbekar oluyor. Onunla böyle yakından görüşen bir kişiden ben bu bilgileri aldım. Bu söylediklerim ezbere kulaktan şey değil. Bizzat kendisiyle ailece görüşen, evine teklifsiz girip çıkan bir adam bunları bana söyledi. Efendim, Bandırmalı bir zat. Ve 7 yıl sonra tevbekar olmuş, dönmüş. O zat, bunları bana nakleden zat dedi ki, bir gün evine gittim. Acaba bu hacca gitti geldi, tetkik maksadıyla mı gitti, Müslüman olarak mı gitti, ben merak ediyorum diyor, soramıyorum da. Kendisine şöyle bir soru sordum. Efendi Hazretleri dedim, bu masonluk hakkında ne buyurursunuz? Normal umumi bir soru soruyorum. Ama niyetim belli diyor benim. Hanımı mutfakta, hanım hanım diye bağırmış. Gel bak demiş, Ali Efendi oğlumuz ne soruyor? Efendi saçın sakalın ağırdı, hala mason musun diye soruyor bana. Ben de hakikaten onu öğrenmek istiyorum diyor. Ve o zaman anlattı nasıl döndüğünü, Hicaz'da nasıl mücadele verdiğini. Döndükten sonra divan yolunda bulunan Abdülhamid'in türbesini ziyaret ediyor. Ve Sultan Hamid'in ruhaniyetinden istimdat adını verdiği bir şiir yazıyor. Şair ya, şiirinde şöyle diyor. Neredesin Şevketli Sultan Hamid Han? Feryadım varır mı barigahına? Ölüm uykusundan bir lahze uyan. Şu nankör milletin bak günahına. Millete nankör diyor Rıza Tevfik Bölükbaşı. Tarihler ismini andığı zaman sultana diyor, sana hak verecek ey koca sultan. Bizdik utanmadan iftira atan, asrın en siyasi padişahına. Divane sen değil, meğer bizmişiz. Bir çürük ipliğe hülya bizmişiz. Sade deli değil, edepsizmişiz. Tükürdük atalar kalp yağına. Sonra cinsi bozuk, ahlakı fena, bir sürü türedi çıktı meydana. Nereden geldi bunca veled-i zina? Yuh olsun bunların ham ervahına. Haddi yok açlıkla derde girenin. İşte lanetle anılan Cebabire'nin bu rahmet okuttu en küstahına. Birilerini kastediyor. Ve son beyti şöyle. Milliyet davası fiska büründü. Ridai Diyanet yerde süründü. Yani dinin gömleği yerde süründü. İman tanıyor, ne tarih tanıyor, ne fazilet tanıyor. Her şeyi fazilet deyince sakın çağrışım yapmayın yani. Kelimeler öyle kullanılmış ki illa bir siyasi noktaya götürüyor. Ben o manada kullanmıyorum. Fazilet herkese ait bir kelimedir. Her yerde kullanılabilir. Yani küfre dönmemek için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz. Allah nasip ederse bunun üzerinde duracağız. Küfre dönmemek için ne yapılmalı? Burası biraz işlenmesi lazım. Ben dersimi bitirdim, ezan da bitti. Şöyle 2 noktam var, çok uzatmayacağım. Birisi, Allah nasip ederse, bu Haziran ayının 26'sı bir cuma günüdür. 26.
günü, cuma günü ben derse gelemeyeceğim buradaki dersime. Bizim İsmail Ağa Kur'an kursunda 50'yi aşkın hafız yavrumuzun cemiyeti yapılacak. Ben cemaat olarak hepinizi davet ediyorum. İlla bu cemiyetlere katılmalısınız. O hafız olan çocuklar, Kur'an'a hizmet veren çocuklar sahipsiz olmadıklarına inansınlar. Çocuk 3 yıl çalışıyor, 2 yıl çalışıyor, 600 sayfalık kitabı ezber ediyor ve son 3 gün içinde de okuyor, tam cemiyeti yapılacak, Müslümanlar onu alkışlaması lazım. Fakat Müslümanlar gelip de o çocuğun cemiyetine dahi katılıyorlar. Bu çok büyük bir yanlışlık oluyor cemaat. Şimdi duyuruyorum, galiba bir cumamız daha var. Orada da duyuracağım, yani o gün için izinlerinizi iptal ediyorum. Ödemelerinizi de durduruyorum. Döndükten sonra tahsilat yaparsınız. Ödeme yok ama o gün. Hoş değil mi o gün? Ödeme olmayınca güzel oluyor. Bunu duyurdum. Bir kardeşimiz, Allah rızası için diyor, kalp hastası olan bir annem var. Muzdarip şey yapıyor. Şöyle bir iki cümleyle siz de amin deyin canı gönülden bir dua yapalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayren Nasirin. Kalbinden rahatsız olan bu hanım kardeşimize ve onun gibi hastalığa yakalanan diğer kardeşlerimize, hangi cinsten olursa olsun bütün hastalarımıza şu cuma saati hürmetine acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen her şeyi yoktan var eden bir Allah'sın. Arızalanmış kalbi yenilemek, tamir etmek senin için hiç de güç değildir. Ya Rabbi, hikmeti neyse onu sen biliyorsun. Ama biz şifayı talep etmeye memuruz. Senin peygamberin de her hastalığın mutlaka bir ilacı vardır buyuruyor. Habibinin bu ifadesini bu kardeşimizde doğrulamak üzere şifasını ihsan eyle ya Rabbi. Acilen şifasını ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, her türlü maddi ve manevi derdimizin, müşkülümüzün çaresini hallu asan